Merhaba arkadaşlar. Burada da logaritmayı bugün iki parçada bitireceğiz. İlk videomuzda logaritmanın temel işlem yetenekleri, ikinci de biraz daha şekilli sorulardan, grafikli sorulardan bahsedeceğiz. Logaritmada biliyorsunuz arkadaşlar, logaritma a tabanında b dediğimizde şu a'nın üzerindeki kuvvet ve b'nin üzerindeki kuvvetler başa alınabilirler. Yani b'nin kuvveti başa n olarak buraya gelecektir. Alttaki paydanın kuvveti de buraya gelecektir arkadaşlar, paydaya. Bu özelliği bildikten sonra düzenleyelim sorumuzu. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 diyebiliriz. Karekök biliyorsunuz 1 bölü 2. kuvvet. Bu da 3'ün karesidir. Bu ifadeyi demek ki 2 bölü 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 diye düşünebiliriz. Şu takta atıp çarpılınca 4 tane logaritma 3 tabanında 3 olacak. Zaten logaritma 3 tabanında 3 1 olduğu için cevap 4 olacak. İlk ifademiz 4 diye bulduk. Sonra 0.5 arkadaşlar, ben 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 diye yazabilirim. O da 2 üzeri eksi 1 demek aslında, değil mi? 0.5 1 bölü 2'yi böyle yazabiliriz. 8 de 2'nin küpü diye yazabiliriz. 3 başa geldi. Eksi 1 de paydaya geldi. İçeride logaritma 2 tabanında 2 kaldı. Görüyorsunuz bunun sonucu da eksi 3. Şurası yine 1 yaptı. Son ifadeye bakalım. Burası x üzeri 1 bölü 3'tür. Şurası da x üzeri 2'dir. Biliyorsunuz 2 paya gelecek. 1 bölü 3 de paydaya gelecek. Yine logaritma x tabanında x. Şurası takla atıp 6'ya dönüşürken burası da 1 olacak. Demek ki arkadaşlar eksi, şurayı eksi 3 bulmuştuk. Artı, burayı da 6 bulmuştuk. Yani 7 artı 6'dan aradığımız cevap 13 olacaktır. Şimdi logaritma 5'in yaklaşık değeri x'miş. Buna göre x türünden bir şey bulmalıyız. Ben şu ifadeyi şöyle yazabilirim arkadaşlar. Logaritma 1 eksi logaritma 16 diye. Biliyorsunuz logaritmanın içerisinde arkadaşlar çarpma dışarıda toplamaya dönüşüyor. Log artı log b şeklinde. Logaritmanın içerisindeki bölme de a bölü b dışarıda çıkarmaya dönüşüyordu, değil mi? Log a eksi log b. Evet, bu bilgiler ışığında devam ediyoruz. Şimdi log 1'in zaten 0 olduğunu biliyoruz. Eksi. Logaritma 16'yı da ben logaritma 2 üzeri 4 diye düşünebilirim. Burası da eksi 4 tane log 2 mi yapacak? 0 yazmıyorum artık. Şimdi eksi 4 tane log 2 var elimde. Log 2'yi nasıl bulacağım peki? Arkadaşlar logaritma 10'u ben şöyle düşünebilirim. Ki logaritma 10'un 1 olduğunu biliyoruz, değil mi? Logaritma 10'u ben logaritma 2 çarpı, pardon, logaritma 2 çarpı 5 diye düşünebilir miyim? Bu içerideki çarpmayı da logaritma 2 artı logaritma 5 diye düşünemez miyiz? Ben logaritma 2'yi bulmak istiyorum ve logaritma 5'in de x olduğunu biliyorum. Demek ki logaritma 2 artı x eşittir 1 ise ben logaritma 2 gördüğüm her yere demek ki 1 eksi x yazabilirim. O zaman bakın elimizde zaten eksi 4 tane log 2 vardı. Bunun yerine de 1 eksi x yazarsak düzenlediğimizde 4x eksi 4 mü kalacaktır elimizde? Yani cevap Edirne olsun. Evet, logaritma 64 faktöriyel 2. Fena. Şimdi ben bunu bir kere takla attırmak istiyorum. Yani logaritma 2 tabanında 64 faktöriyel diye yazmak istiyorum. Bu arada tabii karşı tarafı da takla attıracağım. M bölü 1, 1 bölü M'e dönüşecek. Neden bunu yaptım tahmin edersiniz. Şuna benzetmeye çalışıyorum. Şu ifadeyi de biraz parçalayabiliriz. Yani logaritma 2 tabanında 63, yani şunu 64 faktöriyel, 64 çarpı 63 faktöriyel diye düşünebilirim. Zaten çarpma biliyorsunuz dışarıda toplamaya dönüşüyordu. Az önce konuştuk. Logaritma 2 tabanında 64 artı logaritma 2 tabanında 63 faktöriyel elde etmiş olduk. 64 zaten 2 üzeri 6'dır. Yani şöyle yaparsak en başta konuştuğumuz gibi 6 başa gelir. Log 2 tabanında 2 de arkadaşlar nedir? 1'dir. Dolayısıyla buranın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Logaritma 2 tabanında 63 faktöriyel zaten bulmak istediğimiz şey. 6'yı karşıya atarsak 1 bölü m eksi 6 aradığımız cevaptır. O da 1 eksi 6 m bölü m yapacaktır. Nerede var Ceyhan? Logaritmanın bir özelliği de şu arkadaşlar. Logaritma a tabanında b, siz ne yazabilirsiniz? 1 bölü logaritma b tabanında a diye yazabilirsiniz. Yani siz payla paydanın tabanın yerini değiştirirseniz içiyle logaritmada onu 1 bölü şeklinde ifade edebilirsiniz. O zaman ben bunu şöyle düşünüyorum. 2 bölü 1 bölü logaritma 30 tabanında kök 2. Artı 1 bölü, tekrar 1 bölü logaritma 30 tabanında 3 artı 1 bölü, 1 bölü logaritma 30 tabanında 5. Zaten şunlar takla atıp yukarı çıkınca ne oldu? 2 tane logaritma 30 tabanında kök 2 artı logaritma 30 tabanında 3 artı logaritma 30 tabanında 5. Şunu sıfır unutmayalım. Şimdi bu 2 arkadaşlar geldiği yere gönderelim. 2 bunun kuvvetiymiş de başa gelmiştir. Dolayısıyla ben onu geldiği yere geri gönderirsem kök 2'nin karesinden 2 olacaktır.
artı logaritma 30 tabanında 3 artı logaritma 30 tabanında 5. Zaten bu ifade arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için içlerin çarpılması halinde değil miymiş önceden? 2 çarpı 3 çarpı 5'miş demek ki. Yani aslında bu ifade logaritma 30 tabanında 30'muş. Dolayısıyla karşılığı da 1'miş. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi üstteki kuvvetten biraz şey yapalım. Ayrılalım. Üstteki artıyla eksili kuvvetler çok hoşuma gitmedi. Ondan kurtulmak istiyorum. Yani x üzeri eksi 1 çarpı x üzeri logaritma 3 tabanında x diye düşünebilir miyim burayı? Şu zaten 1 bölü x'tir. Bakalım bir işe yarayacak mı? Yani x üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir 9x yaptı mı? Karşıya attığım zaman. Şunu 1 bölü x diye yazdım. O da karşıya çarpma olarak geçti. Şimdi arkadaşlar her iki tarafın 3 tabanında logaritmasını almak istiyorum. Şimdi buranın da 3 tabanında logaritmasını alıyorum. Tabii ki buranın da. Neden bunu yapıyorum? Çünkü logaritmanın özelliği üstteki ifade çarpma olarak başa indirilebiliyor. Yani üstün üstü çok fazla olduğu için ondan kurtulmaya çalışıyorum. Şu logaritma 3 tabanında x başa inerse eğer çarpma olarak şunu başa indirdim bakın. Sonra elimizde yine logaritma 3 tabanında x kalmış oldu. Karşı tarafta da logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında x var diyebiliriz. Değil mi? İçerideki çarpmayı bakın burada da toplam olarak yazdım. Şimdi logaritma 3 tabanında x'in burada karesi var. Çarpım olduğu için. Burada logaritma 3 tabanında 9 zaten şunu 3'ün karesi diye yazarsak 2 de başa inerse burası 2 yapar. Artı burada logaritma 3 tabanında x var. Bakın ne oldu arkadaşlar? Şeye dönüştü. İkinci dereceden denkleme dönüştü. Yani hepsini sol tarafa toplarsak eksi logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşittir 0. Şuna a dersem a kare eksi a eksi 2 diye bir çarpanlarım oluşmuş oldu. Şuna a dedik. Yani biz bunu a eksi 2 çarpı a artı 1 diye ayırabiliriz. Demek ki a buradan 2 ya da a buradan eksi 1'miş. Yani logaritma 3 tabanında x eşittir 2 ya da logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 1 olacak. Logaritmadan kurtulmanın yolu neydi? 3'ün üzerine şunu yazıp içine eşliyorduk. Tabanı karşıya atıyorduk. Üstlü sayının tabanı haline geliyordu. Yani x eşittir 3 üzeri 2 yani x eşittir 9 oluyordu. Buradan da x eşittir 3 üzeri eksi 1'den x 1 bölü 3 oluyordu. Yani bu değerlerin çarpımında arkadaşlar 3 yapacaktır. Cevabımız Bursa. Evet, logaritmada en temel özelliğimiz arkadaşlar tabanlar aynı olmalı. Bütün özellikleri kullanmak için tabanların aynı olması gerekiyor. Bakıyorum biri logaritma 2 tabanda, biri 7 tabanda, biri 28. Yani hiçbirinin tabanı aynı değil. O zaman öncelikle bunları benzer yapmaya çalışacağız. Şimdi şıklara bakıyorum. M çarpı N'li şeyler bolca görüyorum. O zaman şu üstteki 2'yi bir çarpayım. Yani logaritma 2 tabanda 7 çarpı logaritma 7 tabanda 5 eşittir M çarpı N olsun. Şunu biliyoruz arkadaşlar. Logaritma A tabanda B'yi biz bu çok işimize yarayacak bir yöntem. Özellikle bu tarz sorularda tabanlar aynı değilken. Biz bunu log B bölü log A diye istediğimiz tabanda yazabiliyoruz. Değil mi? Bunu yazarken işte buna M buna da M aynı olmak şartıyla aynı tabanı kullanabiliriz arkadaşlar. Hiç kullanmayabiliriz. Kullanmasak 10 olmuş oluyor. İstediğimiz tabanı yazabiliriz de. Şimdi ben bunu o zaman logaritma 7 bölü logaritma 2 diye düşünürsem bunu da logaritma 5 bölü logaritma 7 diye düşünürsem gördüğünüz gibi log 7'ler gidiyor. Logaritma 2 tabanında 5 kalıyor elimizde. Yani log 5 bölü log 2 kaldı. Onu da böyle yazabiliyorum zaten. O zaman şu bilgi 2 tabanında olduğuna göre ben de bunu 2 tabanında yazmaya çalışacağım. Onu da yazarken logaritma 2 tabanında 250 bölü logaritma 2 tabanında 28 diyebilirim. Yani şu özellik. Ne demiştik? İstediğimiz tabanda ayırabiliriz. Bakalım neler olacak. Şunu mümkün olduğu kadar 2'nin kuvvetleri şeklinde parçalayalım. Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 125 dersem bu da ayrılınca log 2 artı log 2 tabanında 125 olmaz mı? İçerideki çarpmayı dışarıda toplam olarak ayırabiliyorduk ya. Hatta 125'i de 5'in küpü olarak yazabiliriz. Hatta bu 3'ü de başa alabiliriz şöyle. Aşağıya gelelim. Burayı da 4 çarpı 7 diye düşünebiliriz şunu. Yani logaritma 2 tabanında 4 çarpı 7 diye düşünürsem bu da log 2 tabanında 4 artı log 2 tabanında 7 diye ayrılacaktır. Hatta şu kareyi de 2'nin, 4'te 2'nin karesi diye düşünüp buradaki 2'yi de başa alabiliriz. Bakın neler oldu arkadaşlar. Log 2 tabanında 2 1 zaten. Log 2 tabanında 5'in zaten m çarpı ne olduğunu biliyoruz. O zaman 3 mn geldi buradan. Bölü aşağıda yine şurası 1. Başında 2 olduğu için 2. Log 2 tabanında 7'yi de zaten buradan biliyorduk en baştan. M. O zaman 1 artı 3 mn bölü 2 artı m. Böyle bir şey arıyorum. Nerede var? Edirne. Evet harika bir soruydu. Şimdi eşitsizliklere bakalım. Arkadaşlar logaritma
2 tabanında x kare eksi 9 küçük eşittir 4 dediğimizde logaritmadan kurtulmanın yolu neydi arkadaşlar? Şunu karşıya taban olarak atıyorduk. Yani x kare eksi 9 ne olacaktı buradan? Küçük eşittir 2 üzeri 4'ten 16 olacaktı. Buradan anlıyorum ki x kare küçük eşittir 25. Her iki tarafın kökünü alırsam mutlak x küçük eşittir 5 olacaktı. Buradan anlıyorum ki x 5 ile eksi 5 aralığında değerler alabilir. Kaç tane değer var buradan? Teknik olarak 11 tane cevap Adana gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Yani öyle bile olsa dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Logaritmanın içinin de her zaman ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor değil mi? Yani büyüktür 0 olması gerekiyor. Yani buradan da x kare büyüktür 0, 9'sa mutlak aldığımızda, şey kök aldığımızda mutlak x. Biliyorsunuz bilinmeyenler arkadaşlar karekök dışına her zaman ne diye çıkarlar? Mutlaka ama mutlaka mutlak değerle çıkarlar. Buradan x büyük 3. Anlıyoruz ki ya x 3'ten büyük olacak ya da eksi 3'ten küçük olacak. O zaman sayı doğrusunda ortak çözüm bulmaya çalışalım. Bütün sayıları yerleştiriyorum. Şurası bize diyor ki 3'ten büyük taraflar şurası ve eksi 3'ten küçük taraflar şurası olsun diyor. Bu çözümde bize diyor ki ortak çözüm bulmalıyız ya. Eksi 5 ile artı 5 aralığında olsun diyor. O zaman eksi 5 dahil burada. Ama 3'ler dahil değil. Çünkü logaritmanın içi 0 olamaz. Yani x kare eksi 9 0 eşit olamaz. O zaman şunlar boş. O zaman aslında ortak çözüm şuralar mı olmuş oluyor? Evet bakıyorum. Eksi 5 ve eksi 4 var sol taraftan. Sağ taraftan da ne var arkadaşlar? 4 ve 5 var. Dolayısıyla normalde 4 tane değer sağlıyormuş. Yani canımız denizde. Harika bir soru yine. Evet, burada da daha enteresan bir soru var. Sinüsler, tanjantlar falan var. Şimdi diyorum ki logaritma sinüs x tanjantı ben hatta bunlara sc diyelim artık değil mi? Logaritma s tabanında s bölü c eksi bunu da logaritma c tabanında c bölü s diye düşünebilir miyim? Şimdi ne olacak arkadaşlar? Bunları ayırırsam hani bölmeler çıkarmaya dönüşüyordu ya hatırlayın. Logaritma s tabanında s eksi logaritma s tabanında c eksi bunu da logaritma c tabanında c eksi diyeceğim ama şuradan gelen eksiyle artıya dönüşecek. Eksiyi de atmayı unutmuyoruz. Böyle olacak. Gördüğünüz gibi neler var? Logaritma s tabanında s 1 zaten. C tabanında c de 1. Artı 1 eksi 1 bunlar birbirini nötrledi. Şunu da karşıya atarsam logaritma c tabanında s eşittir. Logaritma s tabanında c. Evet. Buradan sonra neler yapabiliriz? Şunu takla attıralım. Yani logaritma c tabanında s eşittir. 1 bölü logaritma birbirine benzesinler istiyoruz ya. C tabanında s olmaz mı? Bunu geri bu tarafa atarsam ne olacak? Logaritma kosinüs x tabanında sinüs x kare olacak. Eşittir 1. Her iki tarafın kökünü alırsam ne olacak arkadaşlar? Mutlak değer içerisinde biraz önce konuştuk ya. Logaritma c tabanında s eşittir 1. Buradan anlıyoruz ki logaritma kosinüs x tabanında sinüs x eşittir 1 ya da logaritma kosinüs x tabanında sinüs x eşittir eksi 1 olabilir. Hani bunun üzerine bunu yazıp şunu eşitliyorduk ya. Buradan anlıyoruz ki sinüs x eşittir kosinüs x olabilir. Buradan da sinüs x eşittir kosinüs x üzeri eksi 1'den 1 bölü kosinüs x olabilir. Buradan çarparsak sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1'dir. Şimdi buradan sinüs x'in kosinüsü eşit olduğu pozitifler açı 45 derece. Buradan x'in 45 olduğunu biliyoruz. Yani pi bölü 4 var. Ama cevap bu mu acaba? Daha küçüğü gelebilir mi? Bir de ona bakacağız. Şuradan da her iki tarafı ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Bunu da çözmem gerekiyor. Biraz trigonometriye döndü olay. Her tarafı 2 ile çarparsak arkadaşlar burası yarım açıdan sinüs 2x'e dönüşür, değil mi? Karşı tarafta ne oldu? 2 oldu. Tabii sinüs 2x'in arkadaşlar şey olması mümkün mü? 2 olması mümkün mü? Hayır. Demek ki buradan çözüm gelmeyecek. O zaman gerçekten pi bölü 4 cevabımızdır. Evet, gelelim elenli bir soruya. Burada da ne yapıyoruz? X üzeri ln 1 bölü x eşittir e üzeri eksi 4. Her tarafın elenini alalım. Neden her tarafın elenini alalım? Yukarıda elen görüyorum. O zaman her tarafın elenini almak mantıklı olabilir. Buranın elenini aldığım zaman sol tarafın tabii ki sağ tarafın da elenini almam gerekiyor. Sol tarafta arkadaşlar logaritma ne yapardı? Üstteki kuvveti başa çarpan olarak indirdi. Yani elen 1 bölü x başa çarpan olarak gelecek. Yanında da elen x kalacak. Eşittir. Şurası da ne oldu arkadaşlar? Eksi 4 çarpı ln e. Şimdi ln 1 bölü eksi ben ln x üzeri eksi 1 diye düşünebilir miyim?
1 bölü x biliyorsunuz x'in eksi birinci kuvvetidir çarpı ln x. Zaten ln e1'dir. Çünkü ln'in görünmeyen tabanı e'dir. Doğal logaritma diyoruz. Bu 1 yapacaktır. O zaman arkadaşlar sağ tarafta eksi 4 kaldı. Şu eksi 1 de çarpı olarak başa gelmez mi? Yani eksi geldi. Şöyle. O zaman burası ln x'in karesi oldu. Eşittir eksi 4. Eksiler giderse ln x'in karesi eşittir 4 oldu. Buradan her iki tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar ne olacak? Mutlak değer içerisinde. Bunu hiç unutmuyoruz. Bilinmeyen her zaman mutlak değerle çıkar. ln x eşittir 2. Yani ln x buradan arkadaşlar ya 2'ymiş ya da ln x buradan arkadaşlar eksi 2'ymiş. Ln'in yani doğal logaritma diyoruz buna. Gizli tabanı e değil miydi? Yani x buradan ya e kareymiş ya da x buradan arkadaşlar neymiş? E üzeri eksi 2'ymiş. Bunların çarpımını soruyor. E kare ile e üzeri eksi 2 çarparsak e üzeri 0 yapar. O da 1 mi yapacaktır arkadaşlar? Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz gerçekten harika bir soru. Her tarafı 2 üzeri y ile bölsem. Amacım x eksi y elde etmek şu an. O zaman üst tarafta üssüz sayılardan dolayı 2 üzeri x eksi y kalır. Şurada da zaten kuvvetler aynı olduğu için tabanlar bölünür. 3 üzeri y kalır arkadaşlar. 2 tabanda logaritmasını alırsam. Logaritma 2 tabanda 2 üzeri x eksi y eşittir. Logaritma 2 tabanda 3 değil mi? Olacaktır. Karşıda da ne var? Üzeri y var. Şu x eksi y başa çarpım olarak gelsin. Burası da y buraya gelsin. Şu 1 yapacak zaten. Demek ki x eksi y buradan y çarpı logaritma 2 tabanında 3 olacak. Bir de taraf tarafa 2 üzeri x ile ne yapalım? Şey 2 üzeri y ile çarpalım. Çarparsak bu sefer ne olur arkadaşlar? Sol taraf 2 üzeri x artı y olur. Yani şunu elde etmeye çalışıyorum bu defa. Sağ tarafta 12 üzeri y olur. Yine her tarafın iki tabanında logaritmasını alalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri x artı y eşittir logaritma 2 tabanında 12 üzeri y. Şu x artı y başa inecek. Logaritma 2 tabanındaki 1 olacak. Şu da y başa inecek. Y çarpı logaritma 2 tabanında 12 kalacak. Şimdi x eksi y değeri ve x artı y değeri belli. Bunları birbirine bölelim. Y çarpı logaritma 2 tabanında 3'ü y çarpı logaritma 2 tabanında 12'ye böleceğim. Y'lerin sadeleştiğini görüyorsunuz zaten. Logaritma 2 tabanlar aynı olduğuna göre o tabanlar da birbirini götürecektir. Logaritma 12 tabanında 3 kalacaktır. Yani cevabımız zaten olacaktır. Evet, güzel sorulardı arkadaşlar. Logaritma 2'de grafik sorularında buluşmak üzere. Başarılar.